Efendim merhaba, hoş geldiniz. Ben bugün kendimden çok bahsetmeyeceğim, çok kısa bahsedeceğim. Efendim ben bilim işçisiyim. Bu kelimeyi çok düşündüm, bilim işçisi olmak. İşçilik, ustalık yolundaki ilk adım belki de. Ustalıkla uzmanlık arasında koca bir fark var. Uzmanlık, o konunun en yetkin kişisi olmak. Ama ustalık, o konuyu diğer konularla birleştirebilmek. Ve ustalıkta alıştırma çok önemli. Zira ustalık alıştırmayla kazanılır. Ben bilimi uygulamayla beraber ele almaya çalışan işçilerden birisiyim. Bugün çokluk dünyasında azlığın içine girmeye çalıştığımız yeni evrene ilişkin bir şeyler anlatmaya geldim buraya. Ve anlattıklarımın hepsinin sonunda biraz kanıt, biraz ispat, biraz içinde duygu ve sonuç ortaya çıkarmaya çalışacağız hızlı bir şekilde. Şimdi kıymetli katılımcılar, ben bir üniversitede, İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyorum ve başında olduğum bir birim var, bir merkez var, araştırma merkezi. Ne yapıyoruz burada biliyor musunuz? İnsanı ve insanın yaşamını klinik deneylere tabi tutuyoruz. Şuna bakıyoruz, acaba evdeki toz miktarıyla evlilikteki mutluluk arasındaki ilişki nasıl? Acaba insanların spor yapmasıyla özgüveni, hatta alışveriş yapmasıyla özgüveni arasında bir takım ilişkilerden bahsedebilir miyiz? Hatta stresle evlilik arasındaki ilişki düzeyi nedir? Bunlar gruplara göre nasıl değişiyor? Hepsinin sonunda nereye varıyoruz biliyor musunuz? Eğer çokluk varsa her şey normal, her şey doğal. Yani sonucun, dikkat, tekrarlandığı durumlarda aynı sonucun çok fazla ortaya çıktığı durumlara biz normal diyoruz. Tıpkı sokakta aynı giyilen insan, aynı rengi giymiş insanlara normal insanlar dememiz gibi. Evli insanlar stresi o kadar çok yaşıyorlar ki evliliğin içinde stres normal olarak algılanıyor bizim ülkede. Biz bunu buluyoruz. Biz alışverişin özgüven olduğunu buluyoruz. Çünkü alışveriş yapanların içinde ciddi miktarda tekrarlanan sayı olarak özgüven çıkıyor. Peki bu bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Normalliğe götürüyor. Normal. Normal ne aslında? Sıradanlıktan gayri bir şey değil mi? Oysa normalliğin üstünde büyük bir basınç var. Hem soldan hem sağdan. Biz buna bilimde standart sapma diyoruz. Yani az görülen. Az görülen şey sapmadır. Eğer az görülen mavi saçlı olmaksa sapmadır. Onlar da o bizim normallere baskı yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki bizim sayımız artacak, artacak, artacak. Bizim anormal gördüğümüz şeyler artmaya başlıyor. Sapmalar ortalamaya hükmetmeye başlıyor. Ve bunlar eğer sürdürülebilir olursa, yani sürdürülebilir kelimesi, daha doğrusu konsept kavramı şu. Form değiştirerek devam etmek. Kağıdın geri dönüşümle form değiştirip bardağa dönüşmesi gibi, bardağın form değiştirerek masaya dönüşmesi gibi bir şey. Buna da doğallık diyoruz. Doğallık. Fakat bütün bunların arasında çokluk, normallik, doğallık içinde bizim dikkat etmediğimiz bir şey çıkıyor. Başımıza bela olan, o da ne biliyor musunuz? Biz tekrara değer vermiyoruz. Tekrarlanan hatalara değer vermiyoruz. Tekrarlanan güzelliklere yeteri kadar itibar etmiyoruz. Çünkü biz tekrarın önemini çok ihmal ediyoruz. Bu sebeple kıymetli katılımcılar, ben tekrar, çokluk, azlık, özellik, ilişki, bütün bunların hepsinin karşılığı olan bir bilim dalıyla uğraşan birey olarak, yani veri bilimiyle uğraşan ama ustalık yolunda ilerleyen bir işçi olarak içine azıcık ekonomi, azıcık sanat, azıcık müzik, azıcık iletişim, bunların hepsini katarak, bunların hepsini insan ve insan yaşamında ölçerek hayatımı yürütmeye çalışıyorum. Karşımıza şu çıkıyor. Hoca siz o halde veri bilimcisisiniz. Evet, veri bilimcisi olma mücadelesindeyim. Peki veri ne? Efendim
Bana nasip oldu. 2022 itibariyle evrensel boyutta ve ülkemizde verinin ve veriye ilişkin 6 yani toplam 7 literatürü yeniden yazma lütfunu, görevini, nezaketini, kıymetini bana verdiler. Ve ben bu yeni tanımla kıymetli katılımcılar verinin bölünebilen ama sizler tarafından algılanan en küçük sembol olduğunu dünya ile uzlaşarak yazdık. Veri en küçük boyuta indirgenebilen ama anlamlandırılmak kaydıyla sembol. O halde başka birisi için bir üst boyutta ama bir başkası için, biri için atom, biri için atomun parçası veri. Bizim hedefimiz ise en küçükten en büyüğe, en büyükten en küçüğe yani geldi gitti ya da tüme tümden meselesini çözebilmek. Yani bölünebilir hale getirerek o parçalardan manalar ortaya çıkarabilmek. Böylelikle parçaladığımızda çoku oluşturup o çoktan aza gelebilmek muhteşem bir şey. Heyecan verici bir şey. O yüzden bölünebilir semboller. Tıpkı o ilk başladığımız yere geri dönmek gibi. Hani o mağaraların duvarlarına şekiller çizerlerdi ya semboller. İlk başlarda bize şöyle dediler işte marka bir semboldür vesaire gibi sembollerle ifade edildiler. Şimdilerde onu bir miktar itmeye çalışıyoruz. Çünkü sapmalar o çoklukları da değiştirmeye başlıyor. Şimdi böyle bir yolculukta peki veriyi bir cümle daha ifade edersek. Veri sembolse eğer bir ses, hey Haluk bir veri ya da benim gömleğimin bu rengi sizin için bir veri. Hatta çok enteresan size söyleyeyim bakın. Burnuma bir koku geldiğinde annemin çöreği. Benim annem gerçekten en güzel çöreği yapardı. Tıpkı hepinizin annesi gibi. O kokuyla annemin çöreği, annemin çöreğinin o güzel görüntüsü hatta akan o peynir, dışarıya taşan peynir var ya o muhteşem. O peynir hatta annem rahmetli Sabiha Hanım'ın fırından çıkarırken onu o fırın tepsi poğaça eşleşmesi, ilişkisi. Bunların hepsi ayrı sembolse, küçükten büyüğe giden büyük semboller yani veriler. Ve bilgi vesaire kavramından çok daha öte. Peki burada annem yok, çörek yok, aslında o fırın yok, o koku beni bu kadar veriyle birleştirdi. Buyurun, sanal gerçek midir, gerçek sanal mıdır? Gerçekten ölüp bir başka dünyaya gideceksek gerçek o mu? Yoksa biz şu an burada gerçeği mi yaşıyoruz? İşte veri tam da bunu çözmek gibi muhteşem bir şey yapıyor. Biz bu muhteşem şeyi burada kısa kısa anlatmak zorundayız kıymetli katılımcılar. Burada tabii ki işte Jung öyle dedi, Freud'un yaklaşımı bu, Kleinci ekol bırakıyoruz bütün bunların hepsini. Hepimiz birer veri uzmanıyız. Çünkü 6 tane duyumuz 6 ayrı veriyi alıyor. Bizim tek yapmamız gereken aldıklarımızı doğru analiz edebilecek noktaya getirmemiz. Yoksa sanal gerçeğe, gerçek sanala karışarak gidecek. Oysa enteresan bir kelime virtual. Virtual'ın 2 anlamı var. Biri gerçek, biri sanal. Biri gerçek, biri sanal. O halde neyin mücadelesini yapıyoruz biz? Yapmamız gereken çok basit. Sanalla gerçek arasındaki ayrımı, veriden gelen ayrımı yapabilmemiz için bir şeye başvurmak. O da ne biliyor muyuz? Bilim. Bilim çünkü ispat demek. Bilim kanıt demek. Bilim gerçek olup olmadığını size kanıtlama imkanı veren. %99,78. Çok samimi. 99,78 hatta 99,999 diye gideni de var. İspatlama imkanı veren. Dolayısıyla biz bu kadar ispat dünyasında nasıl olur da bize sadece görsel olarak gelen bir posttaki selin içinde kalan bir küçük çocuğun gerçek olup olmadığını sorgulamayalım. Gördüğümüz her şey doğru mu? Bunu nasıl test etmeyelim? Eğer biz bilimi bu kadar atar, daha doğrusu kanıt anlayışından bu kadar uzaklaşırsak, bence vay halimize.
O yüzden gerçeklik arayış dünyasında mesele bilimle beraber gelen kanıtlanabilirlik, kanıtlanabilirlik. Kanıtlanabilirlik de şu, çok önemli. Genel olarak sizin inandığımız, bizim inandığımızın inanılmaması gerektiğini ispatlamak. Ötekini değil, yeniyi ispatlamak değil. Eskinin inanılmaması gerektiğini ispatlayabilmek. Yani onun kabul edilmemesi gerektiğini kabul etmek. Bilim hep pozitif aslında. Kabul edilmemesini gerektiğine inanmak. Evet, şimdi böyle bir durumda kıymetli katılımcılar, bizim için önemli olan tekrar edilebilirlik, nerenin kabul, nerenin reddedilebileceğini bilmek ve mevcudun reddedilmesi mücadelesinde akıllıca davranabilmek, anlamlandırmada. İşte bu bizi yeniliğe götürüyor. Yenilik kapısı açılıyor. Mevcudu kabul etmediğinizde ortaya yeni çıkıyor. Yeni bir yeni çıkıyor. Yeni bir yeni çıkıyor. Biz buna gelişme diyoruz. Peki bu çokluk mudur? Bahsettim. Başımızın belası olan çokluğu 2021 yılından itibaren radikal bir şekilde another place'te farklı bir boyuta getiriyoruz. Dünya olarak. O da ne? En başta söylediğim cümle. Çokluğu azaltmaya çalışıyoruz. Çokluk dünyasından azlık dünyasına geçmeye çalışıyoruz. İktisadi sistemler olarak. Farkında mıyız bilmiyorum. İktisadi sistemler değişiyor. Bu iktisadi sistemlerde size birçok ispat verebilirim. Bu iktisadi sistemlerde çılgın tüketimi bir tarafa bırakmaya çalışıyoruz. Hatta son zamanlarda bunu o kadar arttırma girişimi var ki. Çünkü acilen çokluktan azlığa dönmemiz gerekiyor. Eğer azlığa dönemezsek, yani 5 ilişki yerine 1 ilişkiyle yetinemezsek, 5 oda yerine 2 odalı bir evde hayatımızı gayet verimli geçirebileceğimizi kavrayamazsak, bu yeni place, another place'te işimiz çok zor. Acilen hazırlanıyoruz. Biz bilim dünyası insanları bunu bütün samimiyetimizle bilimden uzaklaşmadan ama hayatın içinde ölçerek, kanıta dayalı insan ve insan yaşamlarını ölçerek örneklerle size getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim tek yapmaya çalıştığımız şey var. Sadeleştirmek. Basitleştirmek değil, sadeleştirmek. Çokluğu sadeleştirmek. Bunu nasıl başaracağız? Muhteşem bir kavramla, muhteşem bir konseptle. Bu konsept muhteşem gelmeyecek belki ilk duyduğunuz an. Çünkü bu kavramı bizim dilimizde çok iyi bir yere oturtamadık. Çünkü dilimizde oturtamadığımız kavramlar var. Söylüyorum, çok dikkat. Ne biliyor musunuz? Etik, etik birçoğumuz için şu an itibariyle bir şey ifade etmiyor. Ahlak dersem oluyor ama ahlaktan bahsetmiyorum, etikten bahsediyorum. Bu ne biliyor musunuz? Bilimsel olarak çok net. Tarafların doğruda ya da yanlışta ya da daha etkileyici bir cümleyle gönderme yaparak söylüyorum. Anlaşamamakta dahi anlaşmak ve ona göre davranmak ve bunu global yapabilmek. Bunun için ciddi mücadeleler. Yani şunu diyeceksiniz, hoca eninde sonunda başa mı dönüyoruz diye benim hep sorduğum soruyu kendinize sorabilirsiniz. Ahlaklı olmak, hani o ilk insanoğlu vesaire gibi etik şu, davranış doğru ve yanlışta anlaşma. Bu bizim hayatımızı kurtaracak bir nokta. Böylelikle azaltırken yani sadeleştirirken, basitleştirirken değil, sadeleştirirken, 5 gömlek yerine 2 gömleğe inerken arayacaklarımız uzlaşı olacak. Uzlaşı. Bu bizim için çok önemli. Ve şu an dünya için en önemli kavram olan uzlaşı aslında bilimin başından beri bize direttiği bir şey. Azla yetinebilmek, orada uzlaşı sağlayabilmek ve buradan gelen mutluluk, buradan gelen keyif. Bir başka cümle, karşıdakiyle varoluş efendim. Ben tekrar size şunu söylüyorum. Bilim var olsun, sadelik var olsun, kanıta dayalı olsun ve çokluk dünyasında azlıkla mutlu olabilmek yaşasın. Saygılarımla.